Bir de glutenle ilgili çok fazla soru var. Evet, cevaplandıralım, daha sonra kapanışa gidelim. Evet, özellikle bu aralar glutensiz diyetler de çok moda oldu. Kişinin eğer ki bir glutene karşı hassasiyeti yoksa, çölyak hastası değilse özellikle o şekilde beslenmesi gerekmiyor. Açalım mı? Nasıl oluyor? Vücutta ne sinyaller veriyor çölyak rahatsızlığında? Kişi doğmuş, büyümüş, yetişmiş, 50-60'lara gelmiş, tanısı daha yeni konuluyor ama bilmiyordum diye bize gelen sorular var. Peki vücutta o gluten bir diğer, evet ismi çölyak. Vücutta nasıl sinyal veriyor? Hangi doktora gidilmelinin cevabını alalım. Öncelikle çocuklukta daha çok ortaya çıkarıyor ve gluten içeren bir yiyecek yediğinde, işte ekmek yediğinde, makarna yediğinde veya gluten içeren bir tatlı yediğinde, hatta çoğu bisküvilerin veya yiyeceklerin üzerinde vardır gluten içerir diye. O yiyecekleri tükettiğinde, evet, etiket okumak burada son derece önemli. Alerjimizin olduğunda karın ağrısı olabiliyor, ishal olabiliyoruz, ağır kusma olabiliyor. Şişkinlik. Bu çocuklukta aslında tanı şişkinlik olabiliyor. Daha çok o anki ani şişkinlik, acaba gluten alerjimiz mi var hocam diye sorular gelebiliyor. Çok daha ileri seviyeye götürebiliyor. İşte ishal olabiliyor, ateş olabiliyor, kusma olabiliyor. Burada tanı aslında çocukluktan itibaren alınıyor ve ona göre bir beslenme oluşturuyoruz. Biz glutensiz bir beslenme, glutensiz ekmeklerden yardım alabilirler. Yani mayasız mı? Orada gluten içermeyen içer aslında, evet, gluten içermeyen yiyeceklerden yardım alıyoruz bu konuda biz. Peki yine, bu kişiler makarna yemeyecek mi? Soruları glutensiz makarnalar var, glutensiz ekmekler var, glutensiz unlar var. Kendileri o şekilde oluşturabilirler. Bu şekilde kendisine göre bir beslenme programı düzenliyoruz.